bahçe etmiş müzedeki şey. UNESCO ben oradayken yani iğneyle kazar gibi belki hani yıllarca sürebilecek bir şekilde onları bir araya getirmeye çalışıyor. Bamyan'da şeyleri, heykelleri, bu da heykelleri yok ettiler. Evet. Heykel, yani tarihin en önemli tarihi şey, eserlerinden biri. Hatta bana bir görevli bir Alman general, onun da illa beni de beraber size geleyim diye beraber Bamyan'a gittik. Dedi ki Almanya'da Taliban dedi bu da heykelleri yıkmayacak, bu da kimse Almanya'da ne olup bitir farkında değil dedi. Şimdi böylesine bir uygulaması olan, böylesine bir inancı olan bir şey nasıl karşılaştılar? Yani heykel kabul etmiyor, resim kabul etmiyor, bilgisayarı kırıyor, fotoğraf makinesi parçalıyor. Yani o sadece o işi Allah yapar, kişinin yapmasına bir şey yok. Zaten aslında bu inançtır ki bazı bu inancın hakim olduğu ülkelerde bilim adamı falan yetişmiyor. Son zamanlarda yani 50 tane İslam ülkesi var, 1,5 milyar nüfus var. Öyle bir inanca sahip yani uygulamaları öyle. Şey olarak yani insan eliyle yapılan ne kadar şey varsa yok ediliyor. Kendini video çekiyor ama video çekenin videoları kırıyor. Ama kendisi yaptıklarını videoyla gösteriyor. Yani şimdi şöyle düşünün yani onlar sevgide nasıl dayanabiliyor? Kucağındaki çocuğu bir paketlenmiş eşya gibi Amerika askerlerinin kucağına verdiler ya. Tel örgüler üzerinden. Yani dünden beri aslında onlara seyreden neler yapabileceklerinin bir örneği. Demin çok önemli bir şeyden bahsettiniz Sayın Çetin. Medreselerden bahsettiniz. Ve Taliban'ın Pakistan'dan özellikle ben biraz baktım. Pakistan ISI yani Pakistan istihbaratı da uzun dönem Taliban kadrolarını yetiştirmiş ve Afganistan için hazırlamış bir dönem. Şimdi medreselerde yetiştiğini söylediniz. Sayın Erdoğan'ın da medreselerle ilgili bir sözü var. Nasıl medeniyetimizin gerilemesi medreselerin kapanmasıyla başladıysa yükselmemiz de buradan olacak diyor. Yani bunlar mı acaba aynı olduğumuzu düşündürüyor yani medreselere onlar ciddiye almıyor aslında. Onun için yani biliyorum peki anladım. Yani sizi. Şöyle Pakistan şöyle. Şimdi Pakistan'ın ben çok gittim. Yani çok gittim. Müşerref zamanında NATO adına 2-3 gidip saatlerce de oturup konuştum. Bu medreselerden söz ettim. Baktım ki yapamıyorum. Hatta şunu söyledim. Ya hiç değilse ilk aşama olarak yabancı almayın. Yani başka ülkelerin terör örgütlü insanlarını almayın diye. Pakistan'da üç güç var yönetimde. Hükümet, silahlı kuvvetler, ISI yani istihbarat. Afganistan konusu tamamen istihbarat yerinde. Ve oradan da mesela Pakistan'ın önemli askeri gücü başı genel kuvvet başkanı falan diye kara kuvvetleri komutanı. Yani en etkili kara kuvvetleri komutanıdır. İstihbarat oraya bağlıdır. Ve halen de Taliban'ı tümüyle onlar idare ediyor, onlar yönetiyor. Hiç bunlar benim kuşkum yok. Ve aslında gerçek bir barış ve istikrar bölgeye Pakistan'la birlikte olmadan da gerçekleşemez. Yani Pakistan bu gibi bir şeyden vazgeçmesi lazım. Afganistan o kadar talihsiz ki Hindistan'la Pakistan bile rekabetlerini Taliban şey üzerinden, Afganistan üzerinden yürütüyor. Ben yani ikisini de büyükelçilerine söyledim, yapmayın, etmeyin. Yani örnek ben bunu işte müşerrefle konuşurken, o zaman Cumhurbaşkanı iken, işte burada yanlış falan dedim. Dedi ki bana, siz bana söyleyin dedi. Örnek olarak
Hindistan'ın dedi, Cenab-ı niye başkonsolosluk açıyor, konsolosluk açıyor dedi. Hakikaten baktığın zaman Cenab-ı Hindistan'la bir hiçbir şey yok. Yani orada çalışan adamı yok, çalışan işçisi yok. Onların düşüncesi sırf bizi denetlemek için, sırf bizim için yapıyorlar. Yani oradaki Cenab-ı konsolosluk bize kendi kurarak kurmuş. Şimdi yani talihsizliği Afganistan'ın hep dışarıdan gelmiş başına. Yani Sovyetlerden gelmiş. Sonra işte Sovyetler yalnız bırakınca onlar başına gelmiş. Sonra dünya gelmiş oraya. Yine bırakıp gitmiş. Yani onun için ben dünyanın Afganistan'da olanlardan en azından manen sorumludur. Evet. Son sorum Sayın Çetin, sonra sizi uğurlayacağım. Son sorum şu. Şimdi eğer Afganistan'da şu an Taliban tam olarak hakim değil. Taliban tam olarak hakim olursa, sizin de söylediğiniz gibi Taliban Taliban'dır dediniz. Göreceksiniz eskisi gibi olacak dediniz. Eğer eski Taliban'a dönerse, Peşaver'in büyüğü 38 milyonluk bir büyük Peşaver haline dönerse Afganistan ve AKP'nin bakış açısı, bugünkü Türkiye'yi yöneten siyasi kadronun bakış açısı böyle devam ederse, Taliban'ın Türkiye'ye rejim ihracı ya da terör anlamında rahatsız etmesi söz konusu olabilir mi? Göçmenler dışında böyle bir tehdit ya da tehlike görüyor musunuz? Şimdi ben söyleyeyim. Buyurun. Ben eğer yani büyük olasılıkla öyle olursa, o derin daha önceki konuşmamda söylediğim terörle biter oraya gideceklerdir. Şimdi Afgan Taliban'ının şimdiye kadar başka ülkelerde herhangi bir terör eylemi benim bildiğim kadarıyla yok. Ama gidecek olanların öyle değil. Yani IŞİD, El-Kaide ve daha bilmem Filipinler'de, başka yerlerde olan çok miktarda küçük böyle şeyler var. Yani terör örgütleri var. Korkarım yalnızlaşacak ve bir terör devleti haline dönüşme ihtimali var. O sadece Türkiye için değil, bütün dünya için tehdit. Hani onu ben Türkiye'nin yapıp bilemem ama bütün dünya için tehdit. Şimdi bir kere İran için büyük tehdit. Şii rejim, Şii yönetim, Şii din ve Sünni İslam. Hatırlayacaksınız, daha önceki de dönemde Mezar-ı Şerif'e gittiği zaman ilk yaptığı şey 11 tane İranlı diplomat öldürdü. Diplomat ve benzerini katlettiler. Şimdi göç olayında da İran'la konuşmak lazım. Aslında 2000 küsur dediniz ama aslında Kabil Ankara 4000 küsur kilometre. 2900 ya, diye yazıyor. Wikipedia vallahi yalancısıyım. Herhalde sınırdan sayıyorlar, birden sayıyorlar. Olabilir. Olabilir. Şimdi bütün sınır, herkes sınırı kapattı. Şey açık zaten, Pakistan, İran'da Herat bölgesinde açık. Yani İran'da orayı kapatsa mesela Türkiye'ye gelmez şey. Tabii. Göç gelmez. Ya da İran'la konuşup bunun, çünkü onlar oraya yürüyerek gelmiyorlar. Kamyonlarla, otobüslerle Herat'a geliyorlar. Oradan da geçiyorlar. İran bunları tekrar vasıtalara bindirerek getirip Türkiye'nin yakınında, sınırı yakın bir yerde bırakıyorlar. Şimdi onlar öyle yürüyerek falan, koşarak işlerde bakıyorsunuz, koşuyorlar. Yani mümkün değil. Yani İran'la bence konuşmakta geç kalındı. Yani göç yönetimini İran'la birlikte konuşarak götürmemiz lazım diye düşünüyorum. Sayın Çetin, çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey varsa buyurun. Katıldığınız için çok sağ olun. Ya ben de çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Hoca'yla her zaman zaten her şey güzel oluyor. Sağ olsun. Sağ olun efendim. Afganistan dönüşünde de yine Hüseyin Hoca'nın ricasıyla gidip talebelere, öğrencilere şey anlattım. Evet. Afganistan'ı biraz anlattım. Ama şimdiki Afganistan düşündüğünde bilgi daha da derinleşti çünkü. yani aslında o insanları sevdim. Evet. Bu insanlar bu rejime layık değiller. Hüseyin Hoca da söyledi. Buna layık değiller.
burada aslında herkesin bir sorumluluğu, dünyanın sorumluluğu var. İşte anlattığınız zaman görüyorsunuz ki öyle. Afgan kadınına dünyanın seyirci kalmaması lazım. Afgan kadının çektiği sıkıntıyı ben başka dünyanın hiçbir ülkesindeki kadınların çektiğini tahmin etmiyorum. Yani bana anlattıkları zaman ben daha ayrıntılarını dinlemek istemiyorum. Evet.